Arkadaşlar merhabalar. Bugün The Flash dizisinin 5. sezon 14. bölümü hakkında konuşacağım. Genel olarak keyifli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir süreyi aslında işledik. Aşağı yukarı fragmandan hani izlediğimizde çıkarım yapabileceğimiz bir bölümdü. Neredeyse 3 dakika falandır en fazla herhalde. Dışında Barry'i hiç görmedik. Yani yine bir flashsız bir flash bölümü olmuş oldu. Tabii bunun bazı nedenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sonraki bölümün teknolojisiyle de ilgili bunu da konuşacağız. Cisco vardı bu bölümde. Cisco ile başlıyor. Yine böyle işte o kutuplarda Catelyn'in babasının laboratuvarında araştırmasını yapıyor. Serumu işte sentezlemeye falan çalışıyor. Bir yandan da işte fotoğrafçı kızla tanışmıştı barda hatırlarsanız. Camilla. Onun böyle fotoğraflarına bakıyor, işte profiline falan bakıyor. Sonra o anda bir anda cihaz ötüyor. Hop tamam hallettim diyor. Sonra bir bakıyoruz ekip bir arada. İşte Barry de var tabii. Ama diyor ki bunu kullanmamız için diyor 29 gün diyor geçmesi lazım diyor sentezlenmesi için falan. İşte tam anlamıyla kullanılabilir hale gelmesi için. O sırada Sherlock hemen bir fikir atıyor. Diyor ki Speed Force'a sok diyor bu şeyi. İşte ne kadar süre diye bakıyorlar. Bir saatte olabilirmiş yani. Barry de işte sonra alıyor serumu. Bir saat boyunca sanırım Speed Force'un içinde hareket etmesi gerekiyor. Yani bir nevi aslında hızlandırılmış bir hale geliyor. İşte o mikrodalga gibi bir muhabbet yapılıyor yani. Neyse yani aslında o kısım öyle hallediliyor. Tabii Barry yokken işler yani güvenlik de yani speedster olarak yani bir hızlı olarak Nora'ya kalıyor. Nora gitmek istiyor ama gitmiyorlar. Hani Barry sen geride kal diyor. Aslında buradan sonra da hikaye başlamış oluyor. Cisco işte Camilla ile buluşacak. Ralph ona destek atıyor. İşte yine Ralph'in kitabı diye bir şey var. O çıkıyor piyasaya. Sonrasında ilk gün yaşanıyor. Fragmanda da görmüştük. Zaten Sika'da Iris'in gazetesine gidiyor. İşte gazetede giriyor içeriye falan. Iris'i esir alıyor. Iris tabii tuşa basıyor. Bizim işte kim geliyorsa da Catelyn'le Nora geliyor bir anda. Hemen hızlıca geliyorlar. Tabii Sika'da 60 hançeri hop dönüp dolaşıp hançerle vuruyor Catelyn'i. Bu sırada zamanı geri alıyor Nora. Yani Nora'nın şimdiye kadar aslında en uzun süreli zamanı geriye alma olayını izlemiş olduk. Bunu görüyoruz. Bunu 52 kere daha tamam yapmaya çalışıyorlar. İşte ilkinde Sika'da şeyi öldürüyordu. Catelyn'i öldürüyordu. Yani Killer Frost'u öldürüyordu. İkinci turda Ralph ölüyor. Sonrasında bir tanesinde Cisco ölüyor. Bir tanesinde Cecil ölüyor. 52 kere bunu tekrarlıyor. Yani aslında toplamda 53 kere yaşamış oluyor aynı anı. Bir yandan da aslında Sherlock ufak tefek şeyler fark ediyor. Cisco'da geçmiş bu Camilla ile buluşma anlarına yani son bir saate aslında sezinleme yapıyor, vibe yapıyor. Vibe'lıyor yani. Haliyle sonunda en son 52. de yani 53. seferde diyorlar ki sen diyor zamanda yolculuk mu yaptın? Aslında zamanda yolculuk yapmıyor tam olarak Nora. Zamanı geri alıyor. Çünkü zamanda yolculuk yapsa aynısından bir tane daha olması gerekir. Öyle bir şey olmuyor. Neyse arkadaşlar yani bu sahneler aslında güzel işlenmiş. Hatta böyle bir son yani 3-4 tane sonrası o 52 tane hızlıca geçiyor. Cecil ölüyor işte bilmem kim ölüyor o ölüyor bu ölüyor. Yani bunları arda arda çektiği görüntüler tabii. İlla birinin ölmesi gerekiyor ama bunu bir şekilde aslında ekip bir araya gelerek kafa kafaya vererek ölümü engelliyorlar. Hatta Sikada'nın kendi hançeriyle kendisini vurmasını sağlıyorlar. Bence güzeldi o bölüm yani o dekor o sahne diyelim. Kurgu hoşuma gitti yani o açıdan. Bunun dışında aslında hikayede çok da bir şey olmadı yani baktığınız zaman. Bir nevi yine doldurma bölümlerden birisi yani. İşte bölümün sonun yani Sikada'nın yara aldığını görmüş olduk. Bölümün sonunda da işte Sherlock artık el yazısıyla ilgili bir adım daha yaklaştı galiba. Çünkü artık şey tarama bölümüne geçti. Bunun bir dahaki bölümde falan ortaya çıkacağını varsayıyorum. Bir de ne oldu? Barry geldi. Barry ile Nora bir konuşma yaptılar. Hatırlıyorsanız işte bardağı kırdı falan işte bak bir araya koyunca hiçbir şey eskisi gibi olmuyor dedi. Aynı konuşmayı Jay Garrick'le tanıştığı zaman yapmıştı Barry. Yani onun böyle videosunu koymak isterdim ama koymuyorum. Yani bir görüntü olarak koyarım size. Böyle bir aynı neredeyse aynı konuşma yani. Hani bardak kırma sahnesi falan. Böyle bir gönderme var ufak bir gönderme. Sanırım Ralph'in hani bu elini uzatıp işte şişeyi almaya çalıştığı bir sahne vardı. Sikeda tabii güçlerini engellediği için alamadı o sırada.
O da mesela sanırım bir çizgi roman göndermesi. Bir yerde gördüm, karşıma çıktı. Bak yani onu da görselini koyarım olmadı. Çok hani önemli bir şey değil ama, ayrıntı değil ama. Bunun dışında bir de artık şeyi de görüyoruz abi. Bir son kez yine Town'u görmüş olduk. Reverse Flash'ı görmüş olduk. Diyor ben en iyisiyim diyor falan. Çünkü Reverse Flash aslında bu Speedster'lar içinde bildiğim kadarıyla zamanı en iyi manipüle eden hızlılardan birisi. Koşuculardan birisi. Aslında şu ana kadar bütün plan hani böyle aksilikler oluyormuş gibi görünse de Reverse Flash işini bilerek yapıyor büyük ihtimalle. Amacı Skadaya'nın hançerini etkisiz hale getirmek. Skadaya'yı etkisiz hale getirmek ve Barry'i kurtarmak. En azından bunu açık açık söyledi. Ama ikinci bir içten içe bir planı var mı onu bilmiyorum. Keşke bir mini seri olarak olsa, 4 bölümlük, 8 bölümlük, yarım saatlik dakikalara, sürelere sahip bir Reverse Flash dizisi de yapsalar çok güzel olur. Yani hani Reverse Flash'ın biraz öncesini de izleyebilmiş olsak hoş olurdu. Ya da Reverse Flash'ın işte ortaya çıkmadan önceki hallerini falan görsek. Yani eğlenceli olabilirdi. Bunun dışında bölüme dair söyleyebileceğim pek bir şey yok arkadaşlar. Hani böyle çığır açan bir bölüm değildi ama şey olarak zamanda yolculuk, zamanda geriye alma, işte zamanı, günü tekrar tekrar yaşayıp olayları kurtarmaya mücadelesi keyifliydi bence. Yani ben hani o kadar şey bulmadım ama hani dediğim gibi çok böyle abartılacak bir durumda yok. Bunun dışında bir de bir sonraki bölüm 5 Mart'ta gelecek. Yani 3 hafta boyunca Flash yok arkadaşlar, 15. bölüm. Ve sonunda o zaman yolculuğu, yani şeyde Speed Force'un içindeki sürekli gördüğümüz sezon içerisinde de Nora'nın daha önce söylediği Geralt ve King Shark kapışmasını 15. bölümde göreceğiz. Güzel olacaktır. Yani o geçmişte anılan bölüm sonunda gelmiş olacak. O yüzden de hani ben bu bölümde Barry'nin olmamasını biraz ona bağlıyorum. Çok fazla efekt yapılmıştı çünkü bu bölümde. Bir sonraki bölümde daha da fazla olacak. Birazcık tasarruf etmeye çalıştıklarını düşünüyorum bu yüzden. Zaten yani anormal bir şey değil yani. Hem King Shark hem Groot dediğiniz yani bayağı iş istiyor. Ve ki güzel de yapıyorlar onları. Kötü olduğunu da düşünmüyorum ben o kadar. Fragman hani kısa tanıtım var 30 saniyelik. O da güzel. Yani bir şey yok aslında. Kapışacaklar işte belli ki. Hangisi kazanacaktı? Bu muhabbet geçmişti. King Shark kazanıyordu sanırım Groot'a karşı. King Shark bizimkilerin yanında dövüşecekti sanırım. Godzilla ile King Kong mücadelesi gibi bir şey olabilir yani açıkçası. Neyse, benim bölüme dair söyleyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Hani aklımda başka bir şey kalmadı. Hani bu kadar yani. Hani Skadaya'yı bir kez daha ellerinden kaçırdılar yani. Adam göğsünden yaralanmış. Onu bir kelepçelemek bu kadar zor olmasa gerek artık. Alıp koysalar şunu bu hücrelere vallahi rahatlayacağız. Ama bir de en sonunda da serum da olmuş oldu. Onu da söyleyelim. Artık serumu 15. bölümde King Shark'la Groot mücadelesine ayrılacağına göre belki 16-17'de falan görebiliriz. Yani artık şuna eminiz artık. Sika'da bayağı sezon kötüsü olarak karşımızda arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın diyorum. 3 hafta sonra, yani eğer ufak tefek gelişme olursa belki video çekerim ama sanmıyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.